Yol TV'den merhaba. Kısa bir molanın bu haftaki konuğu HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşyer. Efendim hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Onur verdiniz. Evet, çok sağ olun. Sizden türkü dinleyebilir miyiz? Aklınızda bana ya da en benim çok sevdiğiniz... Benim sesim hiç güzel değil. Benimki de hiç güzel değil aslında. Onun için yani kendi kendime daha iyi türkü söylemiyorum. Bir kıta ama yani, şeyim var mı? Öyle diyeyim yani güzel bir ses olsam... Ya sesiniz güzel. Benim bir arkadaşım vardı, Doktor Mustafa Dağcı. Çok güzel söylüyordu. Yani hani o söylediği zaman biz onun yanında mırıldanamıyorduk dahi. Yani hele hele yani o deyişlerden falan. İnan et ben türkü söylesem seyirciler şey yaparlar, isyan ederler. Yani ancak böyle biri söylüyor ya biz de içimizden mırıldanarak ona dinleyelim, eşlik ediyoruz. Ama şey güzel aslında yani saçlarına yıldız düşmüş. Kapar mı anne? Yani birlikte de söyleyebiliriz. Yani hey, ezber hepsini çok iyi biliyorsun sen tamam. Yani o ezbere bilmek onu söylemekle. Yok işte beni buralarda arama arama anne saçlarına yıldız düşmüş koparma anne ağlama. Yani o, biz söylediğimiz zaman anlamından da biraz çok yapar tam söyleyemeyince sesi güzel olmayınca onun için ben de söylemeyeyim. Sesiniz güzel ama. yani diyorum ya kendi kendime dahi söylemiyorum. Dinliyorum. Dinle çok iyi bir dinleyici. Peki sinemaya en son ne zaman gittiniz? Ya sinemaya yani yaşadığımız ortamda yani ya da bu sürecin 3-5 yıllık bu son yıllarda yani ben inan et evde izliyorum yani filmleri. Ne tür filmler? En, mesela en son Komplo denen bir film izlemiştim. Film Irak'ta geçen bir film. Belçin Erdoğan Bilgin. Belçin Bilgin ve işte yer aldığı yabancı özellikle sanatçılarına da bir film. Hani Kürtleri konu alan aynı zamanda. Ya da işte Irak'taki son Saddam dönemini konu alan bir film. İzliyorum yani. Bu yeni zaten daha da Türkiye'de gösterilmedi tahmin ediyorsun. Evet gösterilmedi. Daha gösterilmeye girmedi. Yani onu takip ediyorum sinemayı. Etmeye çalışıyorum. Fakat hani bir sinema sahnesi yani salonunda izleme son 3 yılda yani gitmemiş öyle diyeyim. Yani gitti yani sinema salonunda izlemek bambaşkadır. Biz o kültürle de büyüdük. Hani televizyon falan yoktu. Eskiden bilirsiniz. İşte faytonlarla falan Diyarbakır'da gelen filmlerin afişleri falan faytonun üzerine de sokak sokak mahalle mahalle gezerdi. Sonra işte o sinemaların müthiş bir sanat eseri yapan sinemalar vardı. İşte onların locaları, aile gittiği zaman orada kalıyor. Gidiyorsun orada izliyorsun. Oradan en büyük o zaman zevkte eğlencelenen bir tanesi de sinema salonlarıydı. Maalesef sonra televizyonlar, ne bileyim diziler, şunlar bunlar çıkınca o sinemaya o eski ilgi biraz azaldı diyebilirim. Biz Yılmaz Güney filmleriyle büyüdük. O süreç öyleydi. En iddialı filmlerinden Umut. Ben ortaokulda onu izlemiştim. 73'tü falan, 72, 74, 72 falan o yıllardaydı. Yani bizim hani sürece denk gelen, evet, öyle diyebilirim, oydu. Ve hani günün şartlarına uygun çok böyle toplumsal konu ele alan filmlerdi. O günkü şartlarda
işte Ağal'dan Töte Köylü'ye kadar işte Umut dediğimiz bir faytoncunun bir yaşamını, arabacının yaşamını anlatan umutlarına kadar iyi işliyordu. Bir işte kavgalı, dövüşlü sahneleri tabii gençken o da hoşumuza gidiyordu, onlar da vardı. Öyle Yılmaz Güney ile o sürece başlattık sinema ilgimiz, alakamız. Ve tabii sonrasında ünlü çok karakterler var halen devam eden. Ama sinemayı gerçekten sinema salonunda izlemek lazım. Hı hı. Filmi yani orada izlemek lazım. Hani televizyonlarda ne bileyim büyük ekran şeylerde falan çok insanı etkilemiyor. Sinema salonu koltuklarda yani insan kendisinin içinde görüyor. Hatta bizde çok şey söylerler, yazlık sinemalar falan var çok öncesinde. İşte biri arkadan geliyor, Yılmaz Güney silah sıkacak ya da başka birine. Seyirciden biri kalkıyor, silahı o, ateş ediyor silahı falan. O kadar insan kendini içinde görüyor. Yani şeyler yani sinema salonunda filmi izlemek çok ayrı bir şeydir. Yani bir parçası oluyorsun filmin. Onu yani son 2-3 yıldır o eksikliğimiz var. Fakat ilk fırsatta tekrar gitmeyi düşünüyoruz. O süreci devam etmeyi düşünüyoruz. Şey de oldu tabii ki bu maliyetlidir de. Yani cep sinemalar falan sonra çıktı. Biraz onu kurtarmaya çalıştı ama yani seyirciye önerim gerçekten sinema salonunda filmleri izleseler. İnsan bir filmin evet. Parçası olur. Peki en çok takdir ettiğiniz şimdiki oyuncuların hangisi? İsim almak istersin. Yani şu an yani ben biraz diyorum ya insan kendi yaşamıyla ilgili yani ya düşüncesiyle ilgili sanat eserlerini daha çok ya da ilgi duyuyor. Sosyal içerikli yani filmler beni etkiliyor hepsi. Oynayan arkadaşlar. Yani komedi filmleri de mutlaka etkiler, ne bileyim işte aksiyon filmleri de etkiler evet. Ama sosyal içerikler daha çok yani günceldir. Yani günceli benim açımda belki günceldir. Ha başka bir insan daha çok aksiyon ne bileyim güncelliği onun farklı olabilir. Biz siyasetçi olunca her zaman güncelliğimiz işte toplumun sorunları oluyor. Toplumun sorunlarını da işte anlatan, dile getiren sanat eserlerini hangisi olursa olsun belki de ya da sanatçılar hangisi olursa evet. Günceldir, duygu duyuyorsun. Dönem dönem geçiyor sonra sanatçı değişebiliyor her zaman. Yani istediği rol önemlidir o gün. Evet. Şartlarda. Ama şu anda biliyorsunuz. Sanata... Bazıları istikrarlı, başka rol almıyor. Yani kendi düşüncesi uğrunda giden sanatçılar daha çok tercihimdir diyebiliriz. Bu hafta da sinema ile ilgili yasa geçti. Evet. Biliyorsunuz ya. Sansür diyebiliriz. Baskı da ya, aynı zamanda baskı. Evet. Peki böyle yasalar geçiyor. Ya, AKP'nin sizlere yönelik sinemaya, sanata, edebiyata, şiire baskılar. Türkiye bir muhalif partiler olarak bunun önüne geçmek nasıl geçebiliriz? Öyle bir önergedir ya da tekliftir, öyle bir şey sunmayı planlıyor. Sinemayı yasalarla zapturat altına almak, sanatı almak. Bu her zaman ne yapar? Sanatı geriye doğru götürür. Osmanlı tarihinde matbaa çok sonra, Avrupa'da çok sonra gelmiştir. Ne olmuş? 100 yıl şu an Osmanlı topraklarında yaşayan, işte Anadolu'da yaşayan insanlar Avrupa'nın gerisinde kalmışlar. 100 yıl. İnceliyorsun, neyi incelesen incele, bakıyorsun sen onun gelişindesin. Bunun nedeninden bir tanesi de ben bana göre matbaa. Matbaa, evet. Yani kültürün, bilimin toplumsallaşmamasıdır. Sinema ya da başka bir sosyal, kültürel etkinlikleri vaptan almaya çalışırsan toplumu geriye götürür. Ama maalesef AKP ideolojisi
bu şey tahammül edemiyor sanatın gelişmişliğine, toplumun ileri gitmesine tahammül edemiyor. Bakın 60'lı yılların, 50'li yılların, 30'lu yılların biz öğrencilerini falan görüyoruz. Bugün öğrencilerini görüyoruz. Yani çok çok bana göre yani eğitim sistemi dahil olmak üzere geriye gidiyor. Evet. Ben eğitimciyim aynı zamanda. Yani öğretmen kökenliyim, öğretmenlik yapmışım. Uzun yıllar idarecilik yapmışım. Ya yani ben yani 7 yaşında bir çocuğun başını bağlamasını kabul edemiyorum. Hani inanç değil, ideolojiktir. İdeolojiktir kesin. Yani inanç yok, inanç yok, bir şey demem. Bizim annelerimiz babalarımızın hepsinin başı bağlıydı. Ya evet. Yani. Eğitimde bir anlamı kalmadı ki. Şu anda öğrencilerin çoğu genel kültürden, sanattan, edebiyattan, müzikten hepsini uzak. İşte ideolojik. Uzaklaştırılıyor. İşte uzak bilinçli bir politikadır bu. Yani cahil bir toplum yaratmak. Onu işte uzaklaştırmak yaşamdan. Yani ideolojik olarak baş bağlanmaz. İnanç olarak bir şey değil mi? Evet. Yani ama yani giydiği elbiseye bakıyorsun. Başının işte bir saçını bir kılı görülmesin diyor. Yani bu şey değil ya, bu bir kültür değil. İdeolojik yaklaşmaktır. Onun için mecliste de yaşamın diğer alanlarında da kanunlarla zorla yani bir şeyler düzeltmek olmaz, düzeltilemez. Yani sinemadan tutun da diğer bütün etkinliklere kadar yasalar onların önünü açması gerekirken ona çerçeve içine sokmaya çalışıyor. Aslında hani derler ya Amerikan anayasası yoktur. Evet. Yani ya da İngilizlerin yoktur. Nedir peki anayasaları, onların hiç mi kuralları yok? Var. Yaşam, toplum kendi kurallarını koymuş. Evet. Ona göre kendi yönetiyor. Şimdi sen sanatı böyle bir çerçeveye alırsan yani toplum ilerlemez, ilerleyemez. O biraz serbest bırakacaksın, önünü açacaksın ki toplum kendi kendini otokontrol sistemiyle kontrol edip sanatını, kültürünü geliştirsin. Yani yarın öbür gün buna heykele de karşı çıkarlar. Heykele de karşı çıkarlar. Yani böyle olursa zaten daha çok geriye yani daha çok geriye gidiyorsun. Yani süreç ne kadar yani bu AKP iktidarı ne kadar etkin oluyorsa o kadar kültür, sanat tam uzaklaşılıyor. Yani artık ne bileyim İslam'da olmayan şeyleri İslam'da varmış gibi göstererek toplumu bir şekilde baskı altında tutmaya çalışıyor. Kimler vasıtasıyla cemaatler ve işte kendisine cemaatin lideri sayan şahsiyetler vasıtasıyla. Yani orada nedir? Toplumda güç kazanmak için bunu yapıyor. Evet, kendi ümitli şekilde bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Yani bunu yapmaya çalışıyor. Bu toplumu ileriye götürmüyor ki. Yani ne Kürtleri yarar, ne Türkleri yarar, ne yani yeryüzünde yaşayan hiçbir insana bu yaramaz. Arap edebiyatı bilirsiniz yani çok ünlüdür. Fakat bu son yıllarda yine bu iktidarlar vasıtasıyla o edebiyat Arapların yaşamında olmuyor. Yani Arap dili kadar zengin bir dil yoktur. Kültürü kadar zengin bir kültür yoktur, edebiyatı kadar zengin bir kültür yoktur. Ama bu son yıllarda var mı? Hiçbir şey yok. Evet. İşte ideolojik yaklaşıldığı için, siyaset yaklaşıldığı için Araplar o kültürün üzerine bir ne bileyim sis perdesi var. Ama dünyanın diğer ülkelerinde açıyorlar çok bunun önünü, gelişmiş ülkeler. Yani geleneklerine bağlı kalarak bunu yapıyorlar. Bir Japon ya da bir Çinli'nin geleneğine bağlı kalmadan yaşadığını düşünebiliyor musun? Yok. Ama beraberinde ille ya şey bir toplum da aydın bir toplum yetiştirmeye çalışıyorlar. Biz ise geleneklere bağlı değil, hiç olmayan gelenekler varmış gibi göstererek farklı bir ucube bir kültür evet. Çıkıyor ortaya. Yani biz yaşamımızda, atamızda, annemizden, babamızdan gördüğümüz yaşam ile şu anda o uydurma yaşam
hiç bir değil. Alakası yok. Alakası yok yani, o çok rahat bir toplumdu yani, bir 70'li yıllar 60'lı yıllarda biz yaşadık. Bizden daha yaşlı kuşaklar da var. Onlar da bunu anlattıkları zaman anlatıyorlar bize, yani anlatmışlardır zamanında. Yani çok rahat bir toplum var ama ne oluyor işte bu iktidarlar toplumu da kendilerine benzetip orada güç sahibi olmaya çalışıyor. Ya da kendine uygun bir toplum yaratmaya çalışıyorlar. Evet, kesinlikle. O da şey değil yani, toplumlar geri bıraktır. Zaten kültürde, sanatta, edebiyatta ve benzeri alanda gelişmeyen bir toplum ne bileyim yani, katil, iddiası, iddiası olmaz yaşamda. Yani, vicdansız bir toplum yaratır. Kitap okumayı yasakla. Yani tarihte çok olmuş. Kütüphanelerle çok yakınmış. Evet. Yani savaşlar olmuş, savaşlar şehirler yok edilmiş. Ama ne olmuş? Yani bunu yapan zihniyetler sonra tarih onları silmiş. Tabii, evet. İşte en son Göbekli Tepe dediğimiz Urfa'daki yaşama bakıyorsun. Tarihin tüm dengelerini alt üst ediyor. O günkü Kürtlere bakıyorsun. Alt üst ediyor. İşte 12 bin yıl, 13 bin yıl önce bir inanç, yani bir kültür, bir sanat, her şey var. Demek ki toplum onlarsız olmamış bir zaman. Sanatsız ve inançsız yaşamamış. Kendisini ne zaman geliştirmiş? Bu tür süreçlerde o diktatöryal yönetimler her zaman bir şekilde bir set çekmiş, bunu önüne çekmeye çalışmış ama sonra o setle beraber sistem hepsi yıkmış. Tatilinizde ne yaparsınız? Ya bizim aklımıza tatil deyince işte bir deniz falan geliyor. Ha, denize giderim giderim. Aslında ben tarihi yerleri gezmeyi çok severim. Denize nazarı. Yani o bir şey değil. O toplumla alakalı bir durum. Gezmek, görmek, işte tarihi yerleri, hatta ormanları, hatta ne bileyim işte dereleri, orada yaşamak yani ayrı bir durum. Diyarbakır surları ünlü. Ben dünyanın yani çok ülkesine gitmişim. Türkiye kadar tarihine yani, ya da Araplar da dahil olmak üzere değer vermeyen toplumlar hemen çok azdır. Yani bu zenginlikle alakalı bir şey değil. Bu yani kültür ve ilgiyle alakalı bir şey. Yani bizim de inan belli bir süre sonra olacak, hani o seviyelere geleceğiz. Ama maalesef Van'daki şey ne diyeyim, şehir var, toprak kalemi, yani yanlış güveniyor. Derler ki dünyada ilk şehirleşmede ve kanalizasyon sistemi orada kurulmuş. Evet, evet. Kanalizasyon sistemi orada kurulmuş. Yani onu gezip gördükten sonra yaşama bir farklı görüyorsun. Onun için tarihi yerleri mutlaka gezip görmek ve onlardan o kültürü, o bilgiyi edinmek. Beni etkileyen başka bir durum var. Geçenlerde okumuştum bir yerde. Göbekli Tepe'de çıkan insan iskeletlerindeki DNA ile bugün orada yaşayan insanların DNA'sı aynı. Evet. Düşün. 12 bin yıl önce yaşayan kültür halen o insanlar orada. Evet, evet. İşte kendi tarihine, kültürüne de insanlar sahip çıktığı zaman çok daha farklılaşıyor. Yani çünkü o yaşamış yani. Düşün yani, o başka bir yerden kimse gelmemiş oraya. O doğrultuda yaşamış. 12 bin yıldır da hala yaşıyor. Aynı hala yaşıyor. Yani Diyarbakır'ın Eğil ilçesi var. İşte krallıklar, kraliyet mezarları var, kral mezarları var orada. Yani oraya gittiğin zaman apayrı bir şey. Ben ilk Hasankeyf'e gittiğimde orada halen insanlar o yapılar içinde, mağara, o taş yapılar içinde, tasmanın içinde yaşıyordular ilk gördüğümde. Yani tam bir yaşam vardı. Ama bu son yıllarda o yaşam biraz azaldı. İnsanlar çıktı orada, turizme
hani yani gezme noktasına kadar geldi ama yaşadılar. Bugün ne yapılıyor? O kültür, o yaşam, yani o binlerce yıl, yani on binlerce yıl, belki yüz binlerce yıl o insanlar orada yaşamış, daha bugüne kadar gelmiş, su altında bırakılmaya çalıştık. Bir de yani tarihin, yani gezenin o yönleri var. En aşağı yani görüyorsun o yaşamı. Bazıları da gelip o yaşamı yok etmeye çalışıyor. Niye? Yani ideolojik sebep yani. O da işin başka bir tarafı. Şey değil yani, ekonomik sebep değil. Bu barajın ömrü 50 yıldır. 50 yıl sonra olacak. Ama o kültür, o tarih on binlerce yıl. İnsanlar emekleriyle diyorum ya, yani ben o mağarada küçük taş yapıları içinde yani süre gelen bir yaşamı kendim görmüşüm. Arkadaşlarım, ben okul okurken orada yaşayan arkadaşlarım vardı. Beraber evlerine giderdik, kalırdık. Öyle bir tarihi, öyle bir kültürü hayran kalmak. Öyle değil, her toplum tabii kendisine göre bu tür şeyleri var. Gezip görmek lazım, yaşamak lazım hepsini. Gidiyorsun Avrupa'ya, her taraf işte heykeller, ne bileyim, insan figürleriyle dolu temsiliyetler var. Ya da başka bir kültüre gidiyorsun, ayrı bir şekilde insanların yaşamları şey olmuş. Gezmek, yani ben tekrar başlayacağım, tatil demek, denize gitmek demek değil, evet. Onları görmek, onları yaşamak her zaman insan yaşamını etkiliyor. Yani sürekli unutmuyoruz ama tatilde tamam, insan bir hani derler, kafa dinlenen, kafa dinlenen, bu daha çok dinlenir. Evet, bu daha çok dinlenir. Yani o gezme kültürü, o da biraz eksik. O da yine siyasi sahillere dolayıdır. Yani bu aşıldı mı süreç, bence biz tekrar toplumun normal seyrine girer, o değerine sahip çıkacaktır. Teşekkür ederim. Peki, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok zevkli bir program oldu. Çok güzel bir program oldu. Zaten sizi takip ediyoruz sürekli. Onur verdiniz. Ben teşekkür ederim. Kısa bir bölümün bu haftaki konu HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıoğlu'ydu. Kendisine buradan çok teşekkür ediyoruz. Onur verdiniz. Gelecek hafta farklı bir konukla, farklı bir programda buluşmak üzere. Hoşça kalın.